Böyle enteresan yani. Bizim bir izleyicimiz profili olarak. var son sayfada her yayın yazıyor. Galatasaray'da takımın en iyisi Olivier'e bunu yazın bir kenara, bunu yazın bir kenara diye büyük kendisiyle bir kendisiyle tanışmayı çok isterim, <laughs> bol konuşmayı <laughs> çok isterim. Benzer düşünüyoruz evet, çünkü hayranı yani sürekli yazıyor size. Sen, şey, Emre sence direğe biraz yani şey yapıyor mu? Direği nişanlıyor mu sence Kurulan bu kadar, kadar direk. Abi çok bir enteresan. Yani. Ya bu arada bu kötü bir şey değil. Direği doğru bir hedef alabilirsiniz. Acaba bunu, bunu mesela Erman Hoca Gomis için çok söylüyordu. Hep direğe bakarak, direğe işaret alarak düşük e, e, çekiyor direğe diye. Direğe bakmak kötü bir şey değil. Acaba biraz fazla mı isabeti oranını tutturuyor? Abi hadi bunda <laughs> bunda isabeti tutturdu da yani geçen 30 Peki metreden de. vurdu, o Gerçek da direkten döndü. Bir talihsizlik var. İlla ki de bir noktada kırılacak. Dördüncü yani. direği değil mi? Dördüncü direk oldu. Yani düşün 6. haftadayız. 4 gol atan yok. 8 numaralı pozisyonunda oynayan oyuncunun dört tane topu direkte, yani 2 evet. tanesi girse çok ciddi bir skor katkısı onun dışında Yusuf Demir'in performansı çok heyecanlandırdı herkesi. İkinci yarıda oyuna girdi. Ya şunu da söyleyeyim. Birkaç gündür çok fazla bu konu speküle ediliyor. Evet. Çok fazla konuşuluyor işte yerli statüsü falan. Galatasaray yönetiminin hiç bu konuda bir beklentisi yok bu arada. Yani kamuoyunda çok fazla dillendiriliyor. Okan ben, Hoca? Okan Hoca, ya tabii ki Yusuf konusunda bir sistemi var da. Yani yönetim zaten planlamasını ona göre yaptı. Çünkü yaşından da dolayı o U21 statüsünde oynayabildiği için, kontenjanda ekstra yer doldurmadığı için bu planlama doğrultusunda alındı. Ben Kasımpaşa maçı öncesinde ayaküstü Erdem Bey'le sohbet etme imkanımız oldu. Orada sordum. Ya zaten biz böyle bir beklenti içinde değildik dedi. Bu kontenjan için aldık. Böyle de oynamaya devam edecek zaten dedi. Ama tabii oyuncunun performansı yüksek olunca taraftarlar daha çok görmek istiyor. O yüzden böyle bir heyecanın oluşması ve bunun konuşulması da normal. Ama zaten sene sonunda yabancı sınırlaması tekrar gündeme gelecek belli artık. hani bu kulüpler tarafından dillendiriliyor. Geçen Murat Sancak başkan burada söyledi yine bizim programda. Ee, belki de böyle bir şey zaten böyle olabilir. bir duruma gerek kalmayacak. Bir yani. de Yusuf'la ilgili şöyle bir bilgiyi paylaşayım. İstihbarat bilgi olarak şunu paylaşayım. Rapid Wien cephesinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Galatasaray Bon bonservisi açıkladıktan sonra biz 6 milyon euroya sattık ama işte sonraki satıştan paylar ve bonuslarla biz ciddi bir rakam kazanacağız diye. O bonusların gerçekleşme ihtimali pek yüksek değilmiş. Yani Galatasaray'ın ekstra ödeme yapacağı bonuslar. Hatta biz kendi aramızda bunun bazen esprisini yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu falan diye. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olsa daha kolay olabilir açıkçası yani. O bonusların gerçekleşme <laughs> olasılığı yani bu sene Galatasaray'ın şampiyon olması ve Yusuf'un toplam dakikanın %75'inde falan sahada kalması gerekiyor. Mevcut yabancı kuralında bunun olması çok kolay değil. O yüzden o bonusun gerçekleşmesi de çok kolaydı. Şimdi böyle iddialı konuştuk. Haftaya mesela Mertens'i kesip Yusuf'la başlasın <laughs> o kadar. <önce>. <gülüyor> 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 Ve bırakmıyormuş formayı evet. ondan sonra. Yani, Gerini doldurabilir de tabii ki Mertens'i kesmek kolay değil. Bütün sene peşimizden gelir bu <laughs> video. Ama gerçekten böyle bir durum var. Icardi konusunda da o 750 bin euro konusu çok tartışılmıştı. Evet. Onu da sordum. Geçen programda soracağımın sözünü verdiğim <laughs> için sordum. O gün de söylemiştim. Fransa'daki oyuncu vergileri, oyunculara, oyuncu maaşlarında ödenen vergiler ve Türkiye'deki vergi oranları farklı. Ve bunların bir kısmını, orada daha büyük bir kısmını kulüpler ödüyor. Burada daha düşük bir kısmını kulüpler ödüyor. Daha doğrusu oyuncular kendileri ödüyor. O aradaki farktan dolayı böyle bir durumun ortaya çıktığını söylediler. O yüzden Galatasaray tam olarak o kap bildiriminde olduğu gibi 750 bin euroluk bir ücret ödeyecek. Ama tweet silindi. Tweet silindi. Onu Galatasaray da, Kulübü 750 diye açıklamıştı. Bu tweet'i silmek zorunda tweeti, kaldı bilmiyorum. Tweet'i sildi. Kap Onunla ilgili sorduk bir ay, şey. Hayır kap bildirimi duruyor şeyde resmi sitede. Galatasaray Kulübü'nün de resmi açıklaması hala sitede aynı şekilde duruyor. Paris Saint Germain tarafının bundan rahatsız olduğunu söylediler. Kendi kamuoyuna bunu açıklama konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Yani siz 6 milyonunu ödüyorsunuz. Niye oyuncuyu gönderdiniz o zaman şeklinde. Bir takım tepkilerden ötürü Paris Saint Germain Kulübü'nün bir ricası üzerine Galatasaray Kulübü bu tweet'i kaldırmış ama kap bildirimi aynı şekilde duruyor. Resmi sitede de bildiğim kadarıyla hala o son haberlerde biraz geriye gidildiğinde orada görülebiliyor. Burada biraz tabii Twitter etkileşimleri biraz fazla ortalığı karıştırdığı için. Twitter tercih. etkileşimi değil yani... Melike, Icardi'nin 750 bin euro bir kulübün Icardi'yi transfer ettikten sonra 6-750'lik maaşı, 6750'lik maaşının değil mi? 6750'lik maaşının transfer olduğu takım tarafından 750'sini sadece ödeniyor olmasına insanlar tepki gösteriyor ve inanmıyor. İnanmıyor bu, bu ama açıklama duruyor. Tabii yani Beşiktaş şey Galatasaray Onu söylemeye çalışıyorum. Bu hiç bir taraftar hiçbir taraftarı suç atmasın bu konuda da. Herkes birbirinin transferine hatırlayın. Tabii tabii canım. Bu şekilde yaklaştığı için hiç kimse artık hiçbir şeye inanmıyor. Hani bunu kim ilk başlattı onu da hatırlamıyorum ama herkes Abi Galatasaray, sizin transferde. Yıllar, Galatasaray yıllardır şeffaf bir şekilde bonusları her şeyi He açık, yazıyor konu, bonuslar bile açıklıyor bonusları maç başıları her şeyi yazıyor yok yani hani bu ortam hiçbir şey inanılmıyor o yüzden çok gerçekten yani söylüyorum ya yani. ben de ilk sorduğumda Icardi'nin maaşı 8 milyon euro 8.250 burada Ve... İngiltere'de de bu çok yapılıyor Emre İngiltere'den kontrat kiralamalarda hatta Fenerbahçe'de yanılmıyorsam Komolli bu konuda bir hata yapmıştı ya Komolija ikisinden biri ne yani hatasıydı? iki sportif direktörden biri buraya göre yaptığınızda maliyetler çok fazla düşüyordu oradan kontratı orada gösterip yaptığını yani böyle bir teknik detay var o hukuksal bütün altyapıya sahip değilim tabii ki ama böyle yaptığınızda maliyetler artıyordu. Fenerbahçe Markoviç için bu işi hatalı yapmıştı. Bu yüzden maliyet artmıştı. Markoviç tabii Terrenoa dönemi. Terrenoa bu işleri bilmediği için biraz acemi olduğu için böyle bir sıkıntı olmuştu zamanında. Muhtemelen yine bu avantajdan faydalanıldığı için Galatasaray'ın payı belki daha yüksek olacakken vergili kısmı çıkıp e, kontratının belki de bonservisinin bir kısmı buraya aktarıldı. O yüzden yani böyle konuş düşürdü. konuşulan rakam çok açık yani biz bunu haberleştirdik. Daha önce telaffuz ettiğim şey rahatlıkla söyleyebilirim. 8.250 Icardi'nin maaşı Galatasaray'ın ödeyeceği rakam da 3 3.5 gibi konuşuluyordu. Hı hı. Vergilerle birlikte Icardi'nin toplam maaşı 12 milyon euronun üstünde Paris Saint-Germain'in ödedi ama dediğim gibi işte orada Aynen kulüp öyle. %50'sini %60'ını vergi olarak ödüyor bunun bunun bir bölümünü oyuncu ödüyor ve oradaki teknik detaylardan faydalanıp Galatasaray böyle bir durum ortaya çıkardı. Dün başkan da açıkladı. 20 gol atarsa 75 bin euroluk bir prim olduğunu söyledi. Maç başı da 3 bin euro alacağını söyledi Icardi'nin. Onun dışında da bu hafta da Konya maçında kadroda olacak Icardi. Mata'nın biraz daha zamana ihtiyacı var. Evet Konya maçı demişken e, eksiklerden e, özellikle Michy'yi merak ediyorum dönüyor mu? Bir kısaca onları da alalım sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim. Michy döndü. Takımla geçen hafta itibariyle çalışmalara başladı ama geçen hafta kadroya dahil etmedi Okan Hoca. Bu hafta muhtemelen Mata dışında biz bütün oyuncuları kadroda göreceğiz. Galatasaray'ın bütün yabancılarını kadroda göreceğiz. Mata'nın biraz daha zamana ihtiyacı var çünkü sezon başında hiç antrenman yapmadı. Hı hı. Son maçını da Mayıs ayında oynadı. Bir, bir iki haftalık daha belki milli ara onun için iyi olacaktır. Milli ara dönüşünde Adana Demir maçıyla kadroya girer. Icardi ilk 11'e alabilir mi? Gomis'in mevcut performansıyla biraz zor gözüküyor. Gomis çünkü Seferovic geldi bir tık vites arttırmıştı. Icardi gelince bu hafta çok acayip bir şey oynadı. Yani herhalde hırs yapıyor. Ya, yani, Böyle bir şey olamaz. Gomis i̇şte profesyonel ben, ama söylemişti. Sporcu hem, ben e, rekabet edeceğim demişti. Yani Yak hem falan deniyor. Hem ama. profesyonel hem de biraz in, bu işin ego boyutu var. E tabii. Aynen yani, öyle star bir oyuncu. Galatasaray'a geldiğinde de her gittiği yerde de en büyük ilgiyi gören isim hep kendisi oluyordu. Şimdi o Icardi'nin karşılanması falan Gomis'i biraz motive etmiş. Biz geçen sene Barcelona maçında önüne atılan topa çok fazla koşamayan bir Gomis görüyorduk. Kasımpaşa maçında ben gerçekten inanamadım performansına. Yani bir önceki geldiği dönemdeki performansı gibiydi. Sadece gol pozisyonuna girmesi değil oyuna katılımı da çok yüksekti.